Herkese merhaba. Gerçek bilgilerimi paylaşmaktan çekinmiyorum. Güvenlik nedeniyle yer ve bölge isimlerini değiştirerek verecek olsam da isimleri değiştirmeyeceğim. İsmim Osman. Şu an 28 yaşındayım. Çok severek yakın zamanda evlendiğim bir eşim, 3 ay sonra da doğmasını beklediğimiz bir oğlum var. Bu yaşadıklarım bende derin etkiler bıraktı. Hala psikolojik tedavi görmekteyim. Büyük kayıplarım da oldu. Zaman zaman hatalar yapabiliyoruz. Her ne kadar hatalardan ders çıkarmak önemli olsa da bazı şeylerin üzerine gerçekten gitmememiz de gerekiyor. Başından sonuna belli olan hiçbir konuya bulaşmamamız en doğrusu oluyor. Ama gerek gençliğin vermiş olduğu cahillik, gerek kanımızın deli akıyor oluşu, bir takım yanlışlara sürüklenmem de etkili oldu diyebilirim. Bunları suçumu, hatamı hafifletmek için söylemiyorum. Sonuna kadar hatalıydım. Ama nereden bilebilirdim? Elimden tutup yanlışı doğruyu gösteren olmadı zamanında. Bir yetimhanede büyümüştüm. Ailemi hatırlamıyordum haliyle. Aramak da gelmemişti içimden. Bir insan nasıl çocuğunu terk edebilir de anlamıyordum. Ailem olmadığından yanlışı doğruyu deneyerek öğrendim. Yetimhanedeki durumumuz kötü değildi. Devletimiz eksik olmasın, aç değildik. Başımızı sokacak bir yuvamız vardı. Asıl sıkıntılar da yetimhaneden çıktığım zamanlarda denk geliyor. İşi öğrenmek için kurslarımız vardı. Ben de bir şeyler öğrenmiştim fakat malum ekonomik durumlar problem olduğu için fellik fellik iş arasam da bulamamıştım. Açtım, açıktaydım. Yalnız kalmanın da ne demek olduğunu işte o zamanlarda anlamıştım. Suçlarımı iletmem de o kötü zamanlara denk geliyordu. Hırsızlık nedir bilmezdim. Çaldıktan sonra nezarethanede geçirdiğim sürede öğrettiler. Soğuk olduğu için arabanın tekinin kapısını bir şekilde açıp içinde uyudum. Bunun kötü bir şey olduğunu yine nezarethanede öğrettiler. Zamanın böyle deneye yanıla geçiyordu işte. Yine nezarethanede geçirdiğim bir sürenin sonunda bir memur beni yanına çağırdı. Adamla sürekli karşılaşıyorduk zaten. Adeta daimi misafirleri olmuştum kendilerinin. Bak evladım, senin neden bu çukura sürekli düştüğünü biliyorum. Kötü niyetli biri değilsin, belli. Benim abimin bir marketi var. Kendisiyle konuştum. Gel orada kasiyer olarak çalış. Kendine belli bir düzen tut. İleride daha iyi şeylerle de karşılaşırsın Allah'ın izniyle dedi. Bu yardıma şaşırmıştım. Adama karşı büyük bir minnet hissediyordum. Söylediği gibi oldu. Abisinin marketinde çalışmaya başladım. Patronum Halil abi çok babacan bir adamdı. Bir süre depoda kalsam da birkaç ayın sonunda kendime küçük bir evde tutabilmiş. Hayatımı düzene sokmaya başlamıştım. Yaşıtlarım üniversiteye giderken ben de onlara imrenerek bakıyordum. Biraz daha toplayıp ek bir iş bulduktan sonra üniversite sınavına çalışmış, güzel bir üniversiteyi tutturabilmiştim. İlk gittiğimde çok heyecanlıydım açıkçası. Elimi kolumu nereye koyacağımı bilmiyordum. Bir süre sonra kendimce bir ortamda yapmıştım. Hatalarımın başlangıcı olan kadını da birkaç hafta sonra gördüm. O gün olacakları bilircesine canım sıkkındı. Derse gitmek istemiyordum. Ama yapacak bir şey yok deyip arkadaşların da zorlamasıyla dersliğime gittim. Hocanın girmesini beklerken şaşırmıştım. Oldukça genç, sonradan araştırma görevlisi olduğunu öğreneceğim o kadın derse girdi. Adeta büyülenmiştim. Ne yapıp edip kendisiyle konuşmalıydım diye düşündüm. Ders bittikten sonra bir iki bahaneyle konuşmaya çalıştım. Normal olarak kendisi mesafeli davranıyordu. Sonuçta hepimiz öğrenciydik. Takip eden günlerde sudan sebepler bularak iletişim kurmaya çalışıyordum. Aramızda 9 yaş olduğunu öğrendiğim zaman yıkılmıştım. Ki bana karşı olan davranışları da değişiklik göstermiyor. Aksine her geçen gün benimle iletişim halinde bulunmaktan sıkıldığını hissedebiliyordum. Bu benim kuruntum olabilir. Bundan net olarak emin değilim. İlk defa bir kadına aşık olmuştum. Neler yapacağımı, ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Arkadaşlarım diyebileceğim insanlar olsa da bu durumu kimseyle paylaşmadım. Dersin hocasının kulağına giderse benim için problem oluşturabilirdi. Üstelik kadının bir birlikteliği olup olmadığını bile bilmiyordum. Parmağında bir yüzük görmesem de bu bir birlikteliği olmadığı anlamına gelmezdi. Adı eylemdi. Yaklaşık 2 ay kadar bu şekilde devam ettim. Neler yapacağımı bilmez bir şekilde okula gidiyor, onu izliyor. Sosyal medyadan paylaşmış olduğu gönderileri takip ederek geçiriyordum bütün zamanımı. Arkadaş çevreme de yansımaması kaçınılmaz oluyordu bu durumların. Sonunda diğer arkadaşları oranla kendime daha yakın hissettiğim, o aralar yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen arkadaşım Can,
bir şekilde bu konuyu öğrenmeye yemin etmişçesine beni sıkıştırıyordu. Bir süre sonra istediğini de başardı. Olanları kendisine anlattım. Farklı bir tepki beklesem de sanki her şeyi biliyormuşçasına şaşırmadan beni anladığını söylemişti. Daha sonrasında bu buhranlı hallerime kendisi de ortak oldu. Benim için çözümler aramaya çalıştı sağ olsun. Bir gün arkadaşlarla film izlemek için sinemaya gitmiştik. Filmi çok iyi hatırlıyorum. Bir kadın sevdiği adamı eşinden ayırmak için büyüye başvuruyor ama başarısız oluyordu. Sonunda büyü yaptıran adam eşi ve küçük kızı hep söylüyordu ama büyüyü yanlış yapıyordu kadın. Verdiği malzemeler doğru malzemeler değildi. Anlaşılan ters köşe yapmak istemişlerdi ve başarmışlardı da. Ama benim aklım başka bir yerdeydi. Adeta bir ışık yanmışçasına filmin sonunu gördükten sonra dışarı fırlamıştım. Bir şey olduğunu anlayan Can da peşimden geldi. Ne oluyor oğlum böyle? Eylemi mi kaçırıyorlar? Diye bana takılsa da onu duyacak halde değildim. Büyü yaparken yanlış malzemeleri kullanmıştı kadın. Ben doğru malzemeleri kullanarak yaparsam büyü tutmaz mıydı? Bunu Can'a da anlattım ama beklediğim gibi bir şeyle karşılaşmadım. Lan ne cini ne perisi. Bunların hepsi kurgu kardeşim. Cinler sadece filmlerde olan varlıklar. Bizleri korkutmak için kullanılan karakterler. Hepsi bu demişti ama ben takmıştım bir kere. Sonunda macera olur diyerek yanımda yer alsa da Can'ı kendi yanıma çekmeye başarmıştım. Apar topar eve geçmiştik. Can zaten bir süredir bende kalıyordu. Yurttan ayrılmış, ortak olarak kirayı ödüyorduk. Hemen araştırmaya başladık. Uzun süre boyunca bakmadığımız sayfa, girmediğimiz forum, incelemediğimiz blog kalmamıştı. Altını üstüne getirmiştik webin. Öyle ki yabancı forumlara da bakmış, aradığımızı bulamamıştık. Sadece bu işle uğraşanların numaraları görünüyordu. Büyü nasıl yapılır? Aşamaları nelerdir? Hiçbir şey bulamıyorduk. En başta bu numaralardan birini aramaya kalktığımda Can bana engel olmuş. Kaç kişiyi bu şekilde dolandırıyorlar haberin var mı? Bu işten dolandırıcılıkla ekmek yiyenlerin sayısı az değil. Ne sanıyorsun? Hoca bulacağız da büyü mü yapacak? At şu fikri aklından. Kendimiz yapmalıyız diyerek bunun önüne geçmişti. Daha sonrasında ne kadar araştırma yapsak da elimizdeki sonuç sıfırdı. Bir adım bile ilerleyememiştik. Can uyuduktan bir süre sonra ben bu numaralardan birini arayıp telefonun diğer ucundaki kişiyle buluşacağımız günü, saati belirlemiştim bile. Ama her şey Can'dan gizli ilerlemeliydi. Eylem gözümü kör etmişti. Dolandırıcı olsun veya olmasın, umurumda değildi. Gerekirse internette bilgileri bulunan bütün hocaları, büyücüleri arayarak doğru olanı bulana kadar denemeye devam edecektim. Ertesi gün başımın ağrıdığını bahane ederek okula gitmedim. Buluşacağım hocanın evine gidecektim. Öyle de yaptım. Ev adresi bulunduğum şehirde 25-30 dakikalık uzaklıktaydı. Erkenden yola çıktım ve çok geçmeden gitmek istediğim yere vardım. Otobüsten inip birkaç dakika navigasyon vasıtasıyla yürüyüp evin önünde durmuştum. Büyük, lüks bir evdi burası. Geniş bir bahçesi, kapının önünde kuyruk olmuş bekleyen insanlar bulunuyordu. Öyle ki bir kolumu kaldırıp tekrar yere indirsem koyacak yer bulamazdım. Mecbur sıranın sonuna geçtim ve beklemeye başladım. Etrafımı gözlediğimde de çok garip insanların arasında bulunduğumu fark ettim. Pislikler içerisinde, elleri kolları bağlı, yanındakilerin zapt etmeye çalıştığı bir kadın, ölecekmiş gibi görünen, oldukça yaşlı bir adam, yüz çizikler içerisinde bulunan bir çocuk, tedirgin olmadım desem yalan olur. Bu adamın gerçek bir hoca olduğuna da inanmıştım sanki. Öyle olmasa bu kadar insan bir saatten sonra bu adamın yanına gelmez, gidenler de gidecek olanları uyarmaz mıydı? Ben bunları düşündüğüm sırada birinin bana çelme takmasıyla yere düştüm. Ayağa kalkmak istediğimde ise büyük bir karmaşa koptu. Elleri bağlı olan kadın bağlarından kurtuldu. Yaşlı adam bir gençmişçesine hızlandı. Diğerleri de böylece bu ikisinin eşliğinde üzerime gelmeye başladılar. Hepsi bir anda ben yokmuşum gibi üzerimden geçiyordu. Küçük çocuk yüzüme eğildi ve elleriyle yüzümü parçalamaya, toprak kazmaya başladı. Bir anda görüntü değişti ve yüzümde bir mezar belirdi. Küçük çocuk yüzümü kazarak büyük bir çukur oluşturmuştu. Elini yüzümün içine soktuğunda acıdan çığlık atmak istesem de hiçbir tepki veremiyordum. Beyin işlevlerini kaybetmiş, bitkisel hayattaki bir insandım sanki. Elini çıkarttığında ise simsiyah, büyük bir kutu duruyordu. Bu kutu benim yüzümden mi çıkmıştı? Yüzüm nasıl bir mezarlığa dönebilirdi? Ben neredeydim? Bu düşünceler eşliğinde hepsi etrafımda çember oluşturup dönmeye başladılar. Ellerindeki küreklerle yüzüme vuruyorlardı. Küçük çocuk ise sirilmiş dişleriyle gülümseyerek
elindeki kapalı kutuyu bir anda açtı. Bu olduğu sırada kendimden geçmişim. Kutunun içerisinde eylemin kesilmiş, kanlar içerisinde duran kafası vardı. Bir anda yüzüme inen sert tokatlardan sonra uyandım. Nerede olduğuma bakmak için çevremi gözlemledim. Yerde yatıyordum. Sırada olan insanlardan birkaçı başıma toplanmış. Beni ayıltmaya çalışıyorlardı. Ayıldığımı gören bir amca bana su içirdi. Bir anda düşüp bayıldın evladım. Biz de anlamadık dedi. Her şey normal görünüyordu. Heyecandan olsa gerek diyerek kendimi rahatlatmaya çalıştım. Birkaç saat telefona ve çevreye bakarak geçirdim. Sıkılıyordum. Rüyadan sonra da iyice gerginleşmiştim. Nihayet sıra bana geldiğinde genç bir kadın içeriye buyur etti. Büyük bir odaya girdik. Çok geçmeden de hoca olduğunu düşündüğüm yaşlı bir adam karşımdaki koltuğa oturdu. Çaylarımız gelene kadar sessizlik hakimdi. Ben konuşmak istesem de korkuyordum. Hocayı beklemek en iyisi olacaktı. Ki çok geçmeden durumun ne olduğunu sordu. Durumu kendisine anlattıktan sonra bir hal çaresinin bulunduğunu, halledebileceğini söyledi. Ücret konusunu açtığımda bu tarz bir şey istemediğini, durumun başarılı olmasının ona yeteceğini söyledi. Bu duruma da şaşırmıştım ama itiraz edecek değildim. Zar zor geçinen birisi olarak bu beni fazlasıyla mutlu etmişti. Kendine bağlamak istediğin kadına ait bir eşyayı getirmen yeterli olacak. Daha sonrasında sana vereceğim materyalleri, istediğim yerlere götürecek, söylediğim şeyleri uygulayacaksın. En geç bir hafta içerisinde senin varlığını kalbinde hissedecek. Sensiz yapamayacak. Senin olmadığın yerde nefes bile alamayacak hale gelecek. Bu söyledikleri beni fazlasıyla mutlu etmişti. Ne istiyorsa gereğini yapmaya hazır olduğumu belirttim. Beni aranızda yargılayanlar olacaktır ama çok dindar bir insan olarak yetiştiğimi söyleyemeyeceğim. Allah benim için sadece bir isimden ibaretti. Kendisine sadece işim düştüğünde dua eder, sığınırdım. O beni affetsin. Bunları size anlatmamın nedeni hocanın daha sonra söyledikleriydi. Şimdi olsa kalbim korkudan titrerdi ama o zaman bitir de bu işi. Bir an önce sevdiğim kadına kavuşayım demiştim içimden. Ah, şimdiki aklım olsaydı. Oradan kaçmak için elimden geleni yapardım. Hocayı onayladıktan sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü. Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların ve şeytan tinetli insanların uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman büyü yaparak küfre girmedi. Fakat şeytanlar insanlara sihri ve özellikle de Babil'deki Harut ve Marut adlı iki meleğe ilham edilen sihri öğretmek için küfre girdiler. Halbuki o iki melek biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz. Sihri cazip görüp de sakın küfre girme demedikçe kimseye sihir öğretmiyorlardı. Böylece insanlar onlardan kişiyle karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar böyle yaparak kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun onu satan alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür, keşke bilselerdi. Ben de tıpkı o iki melek gibi seni şimdi burada son kez uyarıyorum evladım. Bu işin içine girdikten sonra çıkışı olmaz. Büyü iki tarafı da keskin bir bıçak gibidir. Yapana da yapılana da zarar verir. Onun için hiçbir şekilde huzurlu olacağını düşünme. Bu sözlerini sıkkınlıkla dinlemiştim. O kadar şey söylemesine rağmen aklıma takılan tek şey yapılana da zarar verir kısmıydı. Eylemede bir şey olursa yaşayamazdım. Bunu anlıyormuşçasına düşüncelerimi böldü. Bunun bedelini sadece senin ödeyeceğin şekilde yapacağım. Merak etme, o kadına bir zarar gelmeyecek. Seni hep sevecek, hep yanında olacak. İlim bilmeyen bir adam için dedikleri tabii mantıklıydı. Dini kurallardan bile haberdar olmayan bir adamsa hocanın dediklerini sorgulayamazdı zaten. Ben de öyle yaptım. İçimden beni de kurtaracak şekilde yap diye geçirsem de bunu yüzüne karşı söyleyemedim. Teşekkür ettim ve hocanın istediklerini getirmek için sözleşerek oradan ayrıldım. Neredesin oğlum sen diye bağıran canın sızlanmalarıyla uğraşacağım aklımın ucundan geçiyordu ama bu kadar ağır bir tepki vereceğini düşünmüyordum. O sahtekar hocalardan birinin yanına gittin yine değil mi? Diyerek tepkisinde haklı olduğu noktayı göstermeye çalıştı. Kardeşimden bir şeyler saklayacak değildim. Buraya geldiğim ilk günden itibaren az desteğini görmemiştim. Yeri geldiğinde ben, yeri geldiğinde o birbirimize destek çıkıyorduk. Olanları ona da anlattım. En başta kısa da daha sonrasında hocanın söyledikleri dikkatini çektiğinden olsa gerek bir şey söylemedi ve her zamanki gibi yanımda destekçim olarak yer aldı. Onu bunu bırak şimdi de nasıl bir şey yapacağız şu kadına ait bir şey almak için. Bir planın vardır umarım.
Can'ın sorusu kaşlarımı çatmama sebep olmuştu. Bunu ben de düşünmüştüm ama bir çıkar yol bulamamıştım. Kadına o kadar yakın değildim. Gidip Eylem Hanım, size ait bir şey almam gerekiyor da diyemezdim herhalde. Aval aval Can'ın yüzüne bakarken belli senin bu işi de düşünmedin ama merak etme, kardeşin her şeyi düşündü. Bana bırak demesiyle rahatladım. Bir sonraki gün kampüse gittiğimizde Can'dan bir reaksiyon beklesem de hiçbir şey yapmadı. Başın şişirmemek adına bir şey de sormak istemiyordum fakat neredeyse derslerin sonuna yaklaşmıştık. Merak içinde neler olacağını bekliyordum. Dersler bittikten sonra da bu bekleyiş sürdü. Eve mi gidiyoruz dememle beklememiz gerektiği cevabını almam bir oldu. Can geliyorum diyerek yanımdan ayrıldı. Çok geçmeden yüzünde büyük bir sırıtmayla geri döndü. Birkaç dakika sonra ise Eylem kapıda görünmüştü. Şimdilik size nasıl ona ait bir şey aldığımızı anlatmak istemiyorum. Hem pişmanım hem de etik bulmadığım bir şey olduğundan dolayı pas geçeceğim. Küçük bir çocuğun Eylem'in bir tutam saçıyla yanımıza geldiğini belirtmem yeterli olacaktır. Ardından Can çocuğa para verdi ve gönderdi. O geceyi zor etmiştim. Neler olacağını yarın görecektik. Günün verdiği stres ve yorgunlukla hemen uyumuşum. Lanet, burası da neresiydi böyle? Yine hocanın evine gelmiştim ama bir fark vardı. O güzelim bahçenin yerinde yerler esiyordu. Burası gece kondudan bozma bir evdi. Sadece kapısında biriken arabalardan ve karşısındaki taksi durağından nerede olduğumu anlamıştım. Kapı açıktı. Ben de beklemeden içeri girdim. Bir adam hocayla konuşuyordu. 12.000 TL daha verirseniz bu iş tamam. Aman hocam, bizim gibi fakirde ne gezer o kadar para demeye kalmadan hoca hiddetle adamı kovdu. Adamcağız boynunu eğdi. Tamam hocam, yarına kadar müddet ver. Bulacağım bir şekilde deyip çaresiz hocanın yanından ayrıldı. Bu tarz bir rüyayı görmemin manası neydi? Çözemiyordum. Düşünceler içerisindeyken yine kendimi bahçede buldum. Gecekondu bir anda ilk gittiğim ev haline dönüşmüştü. Gösterişli bahçesi, ağaçları geri gelmişti. Sırada yine onlarca insan doluydu. Bir anda havada süzülüp yere çarptığımı hissettim. O çirkin, yaşlı kadını da yere çarpmadan birkaç saniye önce görmüştüm. Nasıl anlatılır bilinmez. Yüzü buruşuklar içinde, kısa boylu, ön dişleri köpek dişi gibi, bir yanağı yanık içerisinde, diğer yanağı delinmiş, dişleri çıkmış bir haldeydi. Kusma isteğimi zorla bastırsam da korkum için aynısı geçerli değildi. Gergin bir şekilde ne olacağını beklerken birden nal sesleri duymaya başladım. Ayağa kalkmaya çalıştıysam da kalkamadım. Çaresizce etrafıma bakmaya çalışıyordum. Üzerime doğru gelen yüzlerce at vardı. Dört nala şahlanmış, üzerime doğru geliyorlardı. Sırada bekleyenler yardım eder umuduyla onlara bakmaya çalışsam da yerlerinde yerler esiyordu. Atlar yaklaştıkça yer sarsılıyor. Adeta büyük bir cangır çıkıyordu. Aramızdaki mesafe açılınca hayrete düştüm. Bismillahirrahmanirrahim. Bu atların başı öküz başı gibi, yüzleri de o korkunç ihtiyarın yüzüne benziyordu. Bedenlerinin her yerinden irinler, kurtçuklar çıkıyordu. Hele en önde bulunan bir tanesinin bedeni, ateşlerle dolu bir lav çukuru misali yanıyordu. Dilim tutulmuştu adeta. Dua etmeye çalışsam da bildiğim bir dua da yoktu. Keşke din derslerinde öğretilen dualardan en azından bir iki tanesini ezberlemiş olsaydım. Allah yine affetsin. İnsanoğlu çok üstün bir varlıktır derler ama bizden nankör de bulunmaz. Bu da büyük bir gerçek. Bu düşünceleriyle hatırladığım kadarıyla dua etmeye çalışırken atlar üzerimden geçmeye başladı. Bastığı yerlerdeki kemiklerim dışarı çıkıp derim yırtılıyor. İçlerinden akrepler, yılanlar çıkmaya başlıyordu. Daha sonrasında bütün atlar kayboldu. En öndeki at dışında alan bomboştu. Yanıma yaklaştı. Çok kötü bir kokusu vardı. Bugün bile anımsadığımda midem ağzıma gelir. Bir anda vücudu değişti. O yaşlı kadına dönüştü. Arkasından sürükleyerek getirdiği bir bedeni önüme fırlattı. Aman Allah'ım! Bu Eylem'in kanlar içerisindeki vücuduydu. Çığlıklar içerisinde ağlıyordu. Yaşlı kadın sırıtarak elleriyle Eylem'in saçını tuttu. Koparmaya başladı. Canraş çığlıklar ortamı daha da dolduruyordu. O görüntüye bakmamak adına gözlerimi kapatmaya çalışsam da göz kapaklarımı bile hareket ettiremeyecek kadar aciz bir durumdaydım. Saçlarını kopardığı Eylem bir anda ortadan kaybolurken, kopan saçların bir kısmını zorla ağzımdan içeri sokup bana yedirirken bir kısmını da üzerime fırlattı. Bilmediğim bir şeyler söyledikten sonra da ortadan kaybolurken ben de sıçrayarak uyandım. Bir rüyanın üzerinde fazla duramazdım ama gerçekten etkilenmiştim. Can'a belli etsem zaten kıyametleri koparırdı. Bunun için elimi yüzümü yıkadım ve hiçbir şey olmamışçasına kahvaltıya indim.
Güzelce kahvaltımızı ettikten sonra hocanın yanına gitmek üzere yola koyulduk. Sorunsuz bir yolculuk geçirmiştik. Ne kadar sabırsız olsam da yolculuk birkaç dakika gibi gelmişti adeta. Hocanın evinin önü her zamanki gibi büyük bir kalabalığa misafir oluyordu. Eyvah, günlerce bekletecek mi lan bizi bu adam diye sızlanan cana gülmemek için kendimi tutsam da çağıracak, randevuyu bu saatte verdi. Merak etme diye rahatlatmaya çalıştım. Çok geçmeden de dediğim gibi oldu. Kapıyı bu sefer hocanın kendisi açmıştı. Cana sert bir bakış atsa da nedenini anlayamamıştım. Bizi içeri buyur etti. Ardından ilk seferinde olduğu gibi çaylarımız gelene kadar kimse konuşmadı. Çaylar geldikten sonra ise hoca bizden malzemeler istedi. Buyurun hocam diyerek eylemin saçlarını hocaya verdim. Cebindekileri de ver evladım deyince hocaya bakı kaldım. Cebimde hiçbir şey yoktu. Durakladığımı gören hoca iyice bir kontrol et evladım. Bir şeyler olacak deyince hem merak hem de hafif bir ürpertiyle cebimden saçlar çıkardım. Bismillah, cebimden kanlı saçlar çıkmıştı. Can ayağa kalkmaya çalışsa da hoca bir şeyler okuduktan sonra hemen kendinden geçti. Korkma evladım, arkadaşın cinlerimi kızdırıp başına bela açmasın diye bunu yaptım. Eğer onlar kızarsa arkadaşını ben bile ellerinden alamam diyerek açıklamasını yapsa da ben transa geçmiş gibi saçlara bakıyor, hocayı dinleyemiyordum. Hocanın hafifçe dürtmesinden sonra kendime geldim. Evet Osman, onlar rüyanda gördüğün saçlar. Cinler anlaşmayı kabul ettiğini bildirmek için bu saçları sana vermişler evladım. Şimdi onları bana ver ve işlemlerimize başlayalım dedi. Tam saçları hocanın eline verecektim ki hoca aniden geri çekildi. Bunu bana kendi rızanla verip kanın üzerine bu anlaşmayı yapmak istediğini and içiyor musun diye sordu. Şaşırsam da kendimden emin bir şekilde onayladım. Daha sonra hoca yüzünde büyük bir gülümsemeyle saçları elimden aldı. Bir şeyler yaptı ama ne olduğunu tam olarak ben de bilmiyordum. Saçları büyük bir kazanın içerisine atıp kaynatmaya başladı. Bu sırada da bir şeyler okuyordu. Arapça veya başka bir dil olup olmadığını bilmiyorum, zira Türkçe ve Fransızcadan başka bildiğim bir dil yoktu benim. Çok geçmeden işini bitiren hoca bu suyun bir kısmını bakır bir tasa doldurdu. Ardından Kiril alfabesine benzeyen bir kağıdı tasın içine attı. Kağıt bir anda yanmaya başlamıştı. Ne yalan söyleyeyim, o rüyalardan sonra hiç şaşırmıyordum. Son olarak suyu plastik bir şişeye doldurdu ve evden çıkıp gitmeye başladık. Nereye gittiğimizi bilmiyordum fakat sorgusuzca hocayı takip ediyordum. Hiçbir şey sormamam konusunda zaten beni uyarmıştı. Büyük bir apartmanın önüne geldik ve park etmiş olan bir kamyonete bindik. Hoca aracı sürmemi söyleyerek bir şeyler okumaya başladı. Nereye gideceğimi bilmeden tedirgin bir şekilde aracı sürüyordum. Hoca arada okumayı bölerek gitmem gereken yönü göstermek için direktifler veriyordu. Bir buçuk saat kadar gittik. Köy benzeri bir yere gelmiştik. Sessiz, ıssız bir yerdi burası. İkinci ağacının yanına geldiğimizde durmamı söyleyen hoca araçtan indi. Bu iki ağaç dışında Allah'ın bir kulu yoktu burada. Hocanın talimatı üzerine kamyonetin kasasını açmaya gittim. Kamyonetin kasasını açmamla donup kalmam bir oldu. Yaklaşık 10 adet küçük kuzu yavrusu duruyordu kasanın içerisinde. Şimdi onları alıp keseceksin Osman. Ritüeli tamamlamamız adına bunlar önemli dese de bunları keseceksinden sonrasını duyamadım tam. Kesilecek kadar besili ve büyük değillerdi. Bırakın besili olmasını, kesilecek yaşa gelmemiş olduklarından emindim. Hocanın yap şunu diye bağırması üzerine kendime gelir gibi oldum ve çaresiz kuzuları kasadan indirdim. Ben kuzuları indirdiğim sırada hoca ağaçların etrafını kapsayacak şekilde büyük bir çember çiziyordu. Çember alabildiğine büyüktü. Yaklaşık 20-25 metre kadar vardı. Çemberi bitirdikten sonra içine küçük bir çember daha çizen hoca, şişe içerisinde getirmiş olduğumuz suyu bir şeyler okuyarak büyük çemberin etrafına yayılacak şekilde döktü. Okuduğunu duyamamıştım bile. Sadece ağzını kıpırdattığını görebiliyordum. İşi bitirdikten sonra çantasından değişik bir toz çıkarıp küçük çemberin etrafına dökerek aynı işlemi uygulamaya başladı. Daha sonrasında kuzuları büyük çemberin içerisine toplamamı söyledi. Hepsini o çemberin içerisinde kesmemi isteyince dediklerini yaptım. Her saniye hayvanların parçaları ve kanı küçük çemberin içine asla girmeyecek. Yoksa ikimiz de burada öldürürler diye uyarıyordu. Ben de onun istediklerini yaparak dikkatli bir şekilde işlerimi bitirdim. Bir sonraki istediği ise büyük çemberin içerisine geçip oturmam oldu. Ben bunu yaptığım sırada da kendisi küçük çemberin içerisine geçmiş, büyük, siyah bir kitap çıkarmış oturuyordu. Okumam için elime bir kağıt tutuşturdu ve
sana okumamı söylediğimde hiç durmadan bu kağıtta yazılanları oku dedi. Yazılanlar normal bir şekilde bizim alfabemizle yazıldığı için rahatlıkla okuyabiliyordum. Başımı onaylayan bir şekilde salladım ve hocanın yaptıklarını izlemeye devam ettim. Kitaptan bir sayfa açmış, hızla okuyordu. Onun okumasına oranla rüzgar daha da şiddetli esmeye başladı. Bir süre sonra burnuma yanık kokusu gelmeye başlamıştı ki, hoca oku komutunu vermesiyle elimdeki kağıdı okumaya başladım. Etrafımıza gölgeler toplanıyordu. Büyükçe bir kalabalık toplanmıştı. Bir anda şekil değiştirerek rüyamda gördüğüm atların formuna girmişlerdi. Lav çukuru gibi yanan büyük at, diğerlerine nazaran önde duruyordu ve hocayla birlikte okumaya devam ettiğim halde çemberin sınırına kadar geldi. Bir santim daha gitse çemberin içerisine girecekti ama gelemiyormuş gibi bir hali vardı. O zaman hocanın bu çemberleri neden yaptığını anlamıştım ama neden iç içe iki çember ve ağrı yerlerde duruyoruz diye kendimi sormaktan alamadım. Üzerime büyük bir ağırlık çökmüştü. Okumaya zar zor devam ederken hocanın söyledikleriyle kala kaldım. Ey cinlerin padişahı El-Farid! Bu çamur parçası her zaman diğerlerinin yaptığı gibi size kurban olmak için ayaklarınıza kadar geldi. Gücüme güç kat ve bu çamur parçasını definenin karşılığı olarak kendine kurban olarak kabul et. Bizi koru, yücelt ve yükselt. Hocam neler söylüyorsunuz demeye çalışsam da ne konuşabiliyor ne de kıpırdayabiliyordum. Büyük at bir anda çemberin içinde duran beni kavrayarak yüzüne doğru kaldırdı. Hem canım acıyor hem de kokan nefesi midemi bulandırıyordu. Hocanın ise hakim, tepeden bakan bir bakışı vardı. Demek beni tuzağa düşürmek için bunu yapmıştı. Ne kadar aptaldım. Dolandırılma tehlikesini en büyük risklerden biri sayarken daha kötüsüyle karşılaşmıştım. Bir anda aklıma can geldi. Acaba o ne haldeydi? En son sahtekar hoca onu bayılttığını söylemişti. Acaba ölmüş müydü? Bu düşünce içerisindeyken atlar tekrardan rüyamda gördüğüm kadının formuna bürünerek şekil değiştirmişlerdi. Büyük bir çember oluşturarak ateş yaktılar. Adının El-Farid olduğunu öğrendiğim büyük at, yani cin ise beni o ateşin başına kadar yerde sürüklemiş, küfürler ediyordu. Diğerleri de tef benzeri bir müzik aletiyle korkunç sesler çıkarıp eğlenirken El-Farid kurban olarak kesmiş olduğum kuzuların parçalarını ateşe atıyordu. Beni de o kuzular gibi ateş atacaklarından şüphelenmiş, hatta neredeyse emin olmuştum. Bu maceranın bedelini canımla ödeyecektim sanırım. Umarım eylemin de başına büyük belalar açmaz diye düşünüyordum hoca için. Aptallığım sonucunda hem eylemi, hem canı, hem de kendimi tehlikeye atmıştım. Yapılmaması gereken bir hatanın içerisine düşmüş, aşkım yüzünden aptalca hareket etmiştim. Benim ölmem sorun değildi ama sevdiğim kadın, kardeşim, üstelik canım bir de ailesi vardı. Ne kadar üzülecekti insanlar kim bilir. Bu düşünceler içerisindeyken cinler ellerindeki tefleri ateşe atıp geri çekildiler. Yanımda sadece El-Farid duruyordu. Diğerleri ise değişik dillerde bir şeyler söyleyerek üzerime doğru koşmaya başlamıştı. Allah'ım, rüyamın tıpkısını yaşıyordum sanki. Birazdan ölecektim diye düşünüp şehadet getirirken büyük bir gümbürtü koptu. Üzerime doğru koşan atlar bir anda donup kalmıştı. Tam o sırada hızlıca beni eline alıp ateşe fırlatmak isteyen El-Farid'in elinden bir şekilde düşüp kıl payı ateşten kurtulmuştum. Neler olduğuna baktığımda ise El-Farid'in kolu kesilmiş, az sonra da boynuna inen kılıcı görmüştüm. Bunlar kimdi böyle? Neler oluyordu diye düşündüğüm sırada beyaz kıyafette içerisindeki insanları gördüm. Cinleri hızlıca katletmeye başladılar. Çok geçmeden ortalık kan gölüne dönmüştü derken hocanın sürünerek kaçmaya çalıştığını fark ettim. Tam kalkmış yakalamak için yanına giderken karşımda sinirle bana bakan eylemi gördüm. Bir anda sert bir tokat yedim ve adeta havada süzülürcesine ağaçlardan birine çarparak durabildim. Bu kadın nasıl bu kadar güçlü olabiliyordu? Aklım almıyordu. Canımın acısından kalkacak halim yoktu. Mecbur hoca ve eylemi izlemeye başladım. Artık ölüm vakti geldi Hasan. Uzun zamandır bizlere tuzak kuruyordun ama bugün tuzaklarını başına geçirdim. Bütün cinlerin öldü. Sıra sende diyerek hocanın başını hızlıca yere vurmuştu eylem. Hoca ise hala bir şeyler okumaya çalışıyordu. Müslümanlar seninle işbirliği yapmaya nasıl yanaştı? Pis kafir diye eylemi aşağılamaya çalışan hocanın sesini yine eylemin darbeleri kesmişti. Bana kafir deyip onca insanın kanına girdin. Onlarcasını bu şeytanlardan güç kazanabilmek için onlara kurban ettin. Bu durumda hangimiz kafir oluyoruz diyerek hocayı sürüklemeye başlamıştı.
Ateşin yanına gelince hoca bir anda Eylem'in ayaklarına kapanmaya, af dilemeye başladı. Çok acınası bir haldeydi. Adama iğrenircesine bakan Eylem bir anda onu ateşe doğru itti. Ardından bir anda yanıma ışınlanırcasına geldi. Hızını takip etmekte zorlanmıştım. Beni de öldüreceğini düşünsem de bir iki darbeyle yetindi ve boğazıma bastırarak konuşmaya başladı. Her ne kadar nefes almakta zorlansam da onu dinlemeye çalıştım. Arkadaşın gelip bana kendimi kurtarmam için her şeyi anlattığında, eğer yanına gelmeseydim, çoktan bu ateşin içerisinde yanıp kül olmuştun. Büyüde, cinlerde senin gibi birinin bulaşmaması gereken saçmalıklar. Bir daha bu tür saçmalıklarla karşıma çıkarsan, seni o büyücünün halinden beter edeceğime hiç şüphen olmasın diyerek bir ışımla ortadan kayboldu. Uzun süre nefes almakta zorlandım. Kendime geldiğimde ise harap halde olduğumu fark ettim. Zorlanarak da olsa eve gittim. Halimi gören Can, öncelikle beni bir hastaneye götürdü. Sahtekar hocanın yaptıklarından çok, Eylem'in iki kaburgamda bırakmış olduğu çatlak, hayatım bana büyük bir ironisiydi sanırım. Uzun süre sonra kendimi topladım ve okuluma geri döndüm. Can'ın anlattığına göre, biz evden çıkana kadar sessizce beklemiş. Daha önce uyanmış ama uyandığını belli etmek istememiş. Ardından bizi o apartmanın önüne kadar takip etmiş. Biz kamyonete binince de bizi takip etmek için bir araba bulana kadar izimizi çoktan kaybetmiş. Başına bir şey gelmemesi adına Eylem'i aramış ve uyarmış. Daha sonrasında ise bizim yerimizi bulmak için uğraşmaya devam etmiş. Benim öldüğümden neredeyse eminken bunları yaparak hayatımı kurtardığını da benden öğrendi. İyi ki Eylem'i durumdan haberdar etmiş. Daha sonrasında uzun bir süre Eylem'den uzak durarak hayatımı geçirsem de dayanamayıp tekrar peşinde dolanmaya başlamıştım. Hiç umudum olmamasına rağmen onu bir şekilde ikna etmeyi başarmış, beni sevmesini sağlamıştım. Kendisinin anlattığına göre ise zaten Can anlatmadan önce de her şeyi biliyormuş. Cin ve insandan olma melez olduğunu orada anlattı. Belki bu size saçma gelecek. Anlattıklarıma inanmayacaksınız ama iki alemde de bağlantılar olduğunu öğrendim. En başta bana yardım etmek istememiş ama nedense bir şekilde kararını değiştirmiş ve hayatımı kurtarmış. O hoca da insanlara yardım ediyorum bahanesiyle kendisine gelenleri cinlere kurban edip zenginliğine zenginlik katan bir büyücüymüş. Daha öncesinde gördüğüm rüyanın anlamını da şimdi daha iyi anlayabiliyorum. Normalde Eylem de beni en baştan beri sevmeye başlamış fakat yarı insan yarı cin olduğu için bu durumu anlatarak düzenimi bozmak, kendisinden korkmamı sağlamak istememiş. Büyü işlerine girdikten sonra sevgisi nefrete dönüşmüş. Ama hikayenin başında da söylediğim gibi çocuğumuzun da doğmasını bekliyoruz ve mutluyuz. O Hristiyan ama bunun bizim için bir problem oluşturmadığını söyleyebilirim. Umarım bir gün doğru yolu bulur diyorum kendimce. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu tür işlere kalkışmazsınız. Zira çok tehlikeli. Eylem gibi bir şansım olmasaydı ben de kurtulmayacak, ölüp gidecektim. Sizsiz olun. Bilmediğiniz bu tarz tehlikeli işlere girişmeyin. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşça kalın.